Şimdi hocam bir soru var. Evet. Bu soruya siz mi cevap verirsiniz, ben vereyim. Diyor ki, anlamadığım bir konu var. Toplumda şirk olayı konusunda aydın, bilgili, dini tam bilen kişiler, inanmış kişiler falan diyor. Eğer bunlara inanmak, şirk koşmaksa Atatürk'ü ve benzer durumlarda mezarına koşmak ne anlama gelir? Şirk midir? Gayet tabii. Atatürk'ü de şirk aracı yapabilirsiniz. Yapmasınlar. Niye insanın sevdiği birinin mezarına gidip ziyaret Efendim, etmesi şirk bakın, midir? Efendim bakın söyleyeceğim ben onu. Ama yani ilkeyi koyalım. Şimdi vatandaş kimse, niyetinin ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle girersen gol atar bize. Kornerden hemen topu ağlara gönderir. Öyle bir şey yok. Evet, Atatürk'ü de şirk aracı yapabilirsiniz. Yapmayalım. Doğru. O zaman gelin şu mezarlar nasıl şirk aracına dönüştürülüyor, bunu anlatalım. Bunlardan kaçmayın. Şimdi annem, açın mezara bunları. Gidiyorum. Şirk midir bu? Annemi gidiyorum, ziyaret ediyorum mezarını. Çiçek ekiyorum, bilmem ne yapıyorum. Şirk mi? Sen şimdi söyle söyleyeceklerini, ben şirk konuşacağım. Şirk midir bu hocam? Böyle bir şey yok. İnsan sevdiği birinin, özlediği birinin yanına gitmesi kötü bir şey midir ya? Tamam. Böyle bir zırvalık olur mu? Tamam. Şimdi anneannemin mezarına gidiyorum. Şey yerine, onu Tanrı yerine, peygamber yerine koyuyorum. Gidiyorum, sevdiğim, özlediğim insan mezarında görüyorum. Ne olur yani? Şimdi bakın. Mezarlar değil mi konumuz? Bunu senelerce İrani tandansla düşünenler söylediler. Atatürk'ün mezarı, Atatürk'ün anıt kavri, türbesi, işte gidiyorsunuz da falan filan. Sonra ben İran'a gittim. Kitabım tercüme edildiği zaman çağırdılar. Orada Ehl-i Beyt imamlarının, ki ben de gönülden severim ve bağlıyım, çok önemli. Ve mesela daha sonra Ayetullahların ve özellikle rahmetli Hümeyni'nin mezarına neler yaptıklarını gördüm. Mabede dönüştürmüşler. Şimdi siz demin bir tabir kullandınız, sallamak tabiri. Bu hesabına geldiği zaman birisinin aleyhine sallıyorsun, ama bir de dön kendi hayatına ve kendi istikametine, kendi yaptıklarına bak. Şimdi ben mezar meselesini size anlatayım. İslam'ın bu konudaki söylemi, miyarı, kriterleri belli. Kur'an'da belli, Hazreti Peygamber'in öğretisinde belli. Ne? Hazreti Peygamber mezar ziyaretini yasaklamıştı. Yasaklamıştı. Acele etme. Yoksa sen de annenin mezarına gidemezsin. Yasaklamıştı. Sonra bu yasağı kaldırmıştır. Gerekçesini vererek. Diyor ki, ben size mezar ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi o yasağı kaldırıyorum. Mezarları ziyaret edin, size ölümü ve ahireti hatırlatır. Bu kadar. O halde, büyük adam, küçük adam, annen, deden, halan, şu arkadaşın falan, kimse. Mezarlar, bu tabirlerin altını çiziyorum, izleyenlerimiz de çok dikkatle bunları zapt etsinler. Bunlar dinin verilerine dayanarak kullandığım kelimelerdir. Mezarlar, ölümü hatırlatan ziyaretler olarak İslam'dan onay alır. İbadet manasında en küçük bir şaibe karıştığı zaman putperestlik olur. Zaten ibadet etmek için normaldir. Bir şey yok. Atatürk'ün mezarını ziyaret, o birinci manaya girer, ben de gidiyorum. Fırsatım olsa her hafta gider ziyaret ederim. O hatıraları tekrar, milli mücadeleyi hatırlamak için. Ama orada ibadet kastı yok. Tabii ki yok. Senede 360 günde gitsen ibadet kastı yok. Ama bilmem ne babanın türbesine gidip işte o şey, oğlu için kısmet, kızı için kısmet, bilmem ne dilendiği zaman, ev, araba, bilmem ne isterse, o her neyse, gölgesi bile, aklından, hayalinden geçirmesi bile şirktir. Tevilsiz, tartışmasız, evet, şirktir. Bunu otursun konuşsunlar. Ve mesela camilerin avlularına İslam izin verir mi bir takım makbul insanların? Allah hepsinin makamını cennet etsin.
benim de hemen tümüne saygım var. Caminin, mabedin avlusuna ve önüne, yanına türbe koyamaz. Koyduğun anda şirk başlar. Hiç tevili yok buna. Ne kadar başlar biliyor musunuz? Geriye gidelim. Şimdi bu İslam mirasının içindeki gerçekleri vermiyorlar millete. Biz bunları alıp verdik mi de diyor ki ya bu sakalsız, bıyıksız, bu tıraşlı adamlar, teneke suratlı adamlar, kravatlı bilmem ne. Bunlar nereden bunlar çıkıyor? Hocam ne? Sende de hoca tipi yok ama hakikaten. Yok yani. Evet. Yani. Böyle bir sakal bıraksan. Çünkü hocanın tipi yok. Hocanın, İslam'a göre hocanın beyni, ilmi ve irfanı var. Tipi yok. O Hristiyanlıkta ve Yahudilikte var. Hocanın tipi yok. Onun için neuzübillah ki benim hoca tipim olsun. Tipi olup da dibi olmayanlar bunu otursun düşünsünler. Hocam bir şey daha soracağım şimdi. Dur şunu bir, peki, bir dakika. Bir dakika. İbn-i Teymiye. Tarikat çevreleri çok sevmez. Çok ağır eleştirmiştir çünkü. İbnül Cevzi, onun öğrencisi. Anıt bir isimdir İslam tarihinde. Hele İbnül Cevzi. İbn-i Teymiye, Şeyhül İslam İbn-i Teymiye lakabı da odur. Yüze yakın eser bıraktı İslam düşüncesine. Ve hakikaten dev bir mütefekkirdir. Tarikat çevreleri onu sevmez ama bence haksızlık ederler. Çünkü İbn-i Teymiye gerçek manada tasavvufa saygılıdır. Mesela Cüneyd-i Bağdadi'ye saygısını defalarca ifade ediyor. Tarikat üçkağıtçılığına cephe almıştır İbn-i Teymiye. Onu da kaydedelim. Ama şöyle veya böyle. İbn-i Teymiye ne teklif etmiştir biliyor musunuz? Eserleri ortada. Hazreti Peygamber'in türbesinin yanından o mescidin uzaklaştırılmasını teklif etmiştir. Dinliyor musun? Hazreti Mescid-i Nebevi dediğimiz Ravza-i Mutahhara'nın bitişi. Peygamberimizin türbesinin. Diyor ki İbn-i Teymiye, Kur'an'ın şu ayetlerine aykırıdır bu diyor. Siz Muazzez İslam peygamberini kendine vahyedilen kitaba aykırı iş yapmış konuma nasıl getirirsiniz diyor. Mabet yalnız Allah'ın takdis edileceği bir mekandır. Hazreti Peygamber evet peygamberdir ama nihayet bir insandır diyor. Kur'an onun ibadet aracı yapılmasını yasaklamıştır. Siz diyor Hazreti Peygamber'i şirk aracı yapamazsınız. Bu peygamberimizin türbesiyle bu mescidi birbirinden ayıracaksınız diyor. Bunun mücadelesini vermiş.